Birazdan kayınvalidenizi Hamide Hanım'ı da çağıracağım Sürütü'ye ama ikinize bir sorum var. Dün akşam kendinizi, yaşadıklarınızı, her şeyi değerlendirdiniz mi, düşündünüz mü? Evet, değerlendirdim Esra Hanım. Yani bitmesi daha sağlıklı olacak ya. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Daha sağlıklı olacak. Bu kadar biriktir... Her iki taraf için de. Yani çocuklar için de, bizim için de daha sağlıklı olacak. Yani, onun için, yani evet. Bunu düşündüğünüzde niye bu kadar uzattık mı dediniz? Evet Esra. Yani boşmuş yani uzatmamızın sebebi yani boşmuş, her şey boşmuş ya. Çocuklar ebeveynler genelde boşanmama konusunda çocukları kullanıyorlar. Yani çocuklar vardı boşanamadım. Aman çocuğumuz vardı ama mesela çocuklar varken şiddet de var. Daha çocuklar varken kavga da var. O çocukların varlığı diğer o kötü olaylara engel değil. Bir tek boşanmaya engel. Evet. Sen kendini düşündüğünde, yani sen, yani biz ne yaşadık? 12 yıl bunlar, bak şimdi geldiğimiz nokta bu dediğinde, bu değerlendirmeden nasıl bir sonuç çıkardın? Esra abla, en çok çocuklar etkileniyor yani. Biz çocuklarımıza yaptık. Ben elimden geleni yaptım. Benim vicdanım rahat, kesinlikle. Ben bırakması için de elimden geleni yaptım. Evliliğimiz kurtulsun diye de elimden yaptım. Ali'nin güvencesi şuydu ya, beni çok seviyor. Beni çok seviyor. Asla beni bırakamaz. Asla bensiz yapamaz. Ben bunu sağlıklıyken de... İşte evet. Sağlıklıyken de söylüyordum. Hala seviyor Esra Hanım beni. Ben tabii de onu seviyorum sağlıklıyken ama... Sağlıklıyken yani de söylüyordum. Bu artık... Sen de hala seviyorsun. Evet, ben de seviyorum ama şey bu yani. Şey de, hani, ya... Sağlıklı olmayacak yani Esra Hanım. Yani birleşmemiz falan sağlık... Sevmediğimden falan değil veya o beni sevmediğinden değil. Aramızda sevgi problemi yok zaten. Sizin ama şöyle bir ilişkiniz var. Bir ebeveynliğiniz var, bir de birbirinize duymuş olduğunuz bir tutku da var. Evet var ya Esra abla, evet. Şöyle evet, bir mantık var mı? Yani ben seni çok seviyorum ama insan sevdiğini taştan taşa vururmuş. Ben bunu çok duymuştum. Anladım. Ben böyle sevgi istemiyorum Esra abla. Yani ben çocuklarımın sevgisini istiyorum. Benim de dediğim gibi Esra Hanım, yani daha sağlıklı olur. O yüzden diyorum yani. Daha... Yoksa ortada sevgisizlik yok yani. Anladım. Hayır, onun farkındayım. Hala da seviyor, hala da seviyor ama sevgi böyle bir şey değil. Ha, yani sevgi böyle evet, bir şey. Evet, can evet. acıtan bir şey değil. Bazen aynen böyle öyle. Bir sevgiyi yerinde bitirmek de doğru bir karar. Evet, kayınvalideniz aynen. gelecek. Onu da fazla vakit gitmeden alayım istiyorum. Buyurun Hamide Hanım. Esra abla. Gel teyzeciğim şöyle. Nasıl istiyorsan. Sakin. Buyurun. Ali'niz karşınızda, damadınız. Ali güzelce ne boşan akıllıca. Ben buraya ya boşanmak için geldim zaten. Hani boşanmak için geldim, evet. Ha. Bebelerin velayetini de bize ver. Güzelce ne de boşan. Biz şartları konuşamadık dün Esra abla. Şartlar hani bir araya gelip konuşamadık. Konuş, ben boşan. Bir an önce 4 yaşında kızım var demiştim. Yani yengesinde kalıyor şu an ve geceleri durmuyormuş artık. Ha, gitmen lazım. Gitmem lazım Esra evet, abla gerçekten. Benim de aynı şekilde yani Esra çok acelem var. Damadınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne diyeyim? Bitsin artık, yoruldum. Gerçekten Esra çok yoruldum. Çocuğum bu işkenceyi 12 senedir çekiyor. Bir senenin içinde 3 kere dayak yediği vakitler de oldu. Artık bıktım. Sevgi bu değil. Ali'nin çok tatlı dili vardır. Yılanı deliğinden çıkarır. Aynen. Ama icraat yok. Yapmıyor. Söz veri yerine getirmiyor. Hangi sözü yerine getirmemişim Esra Hanım? Konuşabilirsiniz karşılıklı. Veya ben her gün mü dövmüşüm veya her şey... Sen verdiğin yani bu 13 yıllık evliliğin içinde olmuş olabilir. Bir şeyler Ali, yaşadık tamam. Sen dayak keşke, olmuş keşke yapmasaydım. Ama bunu her gün ben dayak atıyorum diye veya her gün ben içiyorum diye... Bunu bu medyada böyle sen yansıtamazlar. Sen her gün dayak atmıyordun, her gün içiyordun evet. O kadar değil yani. O kadar Ali değil. Hani ağzına her gün de almayacaktın ben artık her gün, nefret ediyordun. Ben her gün içmeyi de sevmiyorum. Ben canım sıkkınken de içmeyi sevmiyorum Esra Hanım. İçkiyi tercih etmiyorum ben sadece sosyal, diyordun. Yani ne bileyim ben böyle abartıp böyle bir şeyler yapayım. Onun peşinde de değilim. Veya her gün de içmek istemiyorum. Kayınvalidine kaç kere kendini... Herkes iyiken güzeldi ama şimdi böyle olunca... Sene söz ikna etmeye çalıştın öyle sorayım. Yani her kaç sene... kere... Ya anne gene yaptım bir hata. Bunu bir cevaplasın lütfen. Nasıl Esra? Mesela gittin ya anne ben gene bir hata yaptım. Bak gene affet beni kaç kere dedin. O diyaloğa hiç girmedik biz yani çok girmedik yani. İşte bu. Aklıma bile gelmiyor yani. Bu.
birkaç kavgalarımızda işte tamam anne şöyle böyle demişimdir şöyle ama... Şöyle böyle ne? Her zaman, İçmeyeceğim her anne, zaman... yapmayacağım anne, vurmayacağım Esra. Anne, düzeleceğim anne. Yani Esra. Her zaman olan bir şey olsa ben her zaman özür dilesem ya ben kendimden Esra, utanırım yavrum, artık. Esra yavrum her seferinde özür dileyip her Esra seferinde aynı şeyi yapmaz. Esra'la derdim ki abim Gilla aranı düzelt ben utanıyorum yüzüm yok ki adamları niye arayayım derdim. Söz veri. Bak ben... Neyin sözünü veriyor? Yüzü yüzüme. Ya abilerim diyor da abileri kaç kere benim... Aramış, sormuş ya niye böyle yaptınız, niye şöyle Esra, yaptınız? Esra. Kaç kere sormuşlar. Esra, herkes, benim ilk evlilik yıllarımızda birkaç kere arama, sonra benden herkes uzaklaştı, herkes soğudu. Herkes sana karşı uzak mı? Herkes uzaklaştı benden. Yani sen bacısını döv gönder, döv gönder, bir zahmet uzaklaşsınlar ben yani. Ben o kadar çok dövüp gönderseydim Esra Hanım, şu an burada değil, çoktan boşanmış olurdu. Şimdi... Bu kadar çok tabii, şiddetin olduğu bir evde hem çocukların dünyaya gelmesi hem o evlilikte kalma konusundaki ısrar da aslında bir problem. Evet. Yani kadınların da bunu bilmesi lazım. Esra Hanım tamam da bu 12 sene, 2 sene de değil, 3 sene de değil. Yani bu 12 sene bitmiş hayır, hayır, yani. Hayır Esra abla bu tamamen benim yılımıza suçum. Ben bunu kabul hayır, ediyorum. Sen bu konuda... Her defasında affettiğim için benim ailem için kızıyorsun kendine. Kesinlikle çok kızıyorum. Benim ailem bak bacım yapma ya. Benim abilerim Esra bana yalvardı. İnandın, hani linç etmişler tabii abi. Ki tabii yalvardılar. Ki inanmışlık da var ama sevgi de var Esra burada. Abla. Tabii dedim ki en sonunda ama sevgi de var. Ya iki çocuğun babasını tanıdı. Hani tanımayacak mı? Gittim hastaneye annemle birlikte. Herkes işte karısıyla kol kola çıkıyor. Ondan sonra ya anne ben doğum yaptığımda benim yanımda kim olacak? Ben bir kez daha deneyeceğim. Belki bu sefer düzelir. Söz veriyor. Artık sonuncuda da öyle gittim Esra. Yani. Bu kesinlikle ben benim hatam. Ben yalan yere ya buraya gelmem Esra'm. Gelmem söyle buraya. Anne senin söylemek istediklerim yavrum, var. Yavrum bugüne kadar dile getirip diyemedim. Benim iki bacaklarım platin anası dedi ya çok değil televizyon. Hı hı. Benim iki bacaklarım platin. Arabadan indim ben ayaklarımı büküp doğrulamadım yavrum. Hı hı. Gele de bir halimi göreydin karda. Hı hı. Ben kızımı kurtarmak için o yola katlandım. Kurban olduğum yavrum. Ben yavrum için katlandım. Aki Bey gene ben dönüyorum deseydi bu sefer onunla iletişimi keser verme. Miydi? Yok kalan. İletişimi de kesmezdi, beni hayır. De bırakmazdı. Bırakmazdım. Bırakmazdım. İzin işte. Verir miydin barışmasına? Hayır vermek istemiyorum. Her sene vermek istemiyorum. İşte yüzü. Ama buna kıyamadım. Anne ben çocuğum oradaysa... Ben giderim dedi. Giderim dedi. Ben çocuğumu yalnız bırakmam çocuğum. Çocuğunu bırakmamak için ölümü göze aldı Esra. Evlatlar için. Esra Hanım evet. O tedavilerde falan tabii hı-hı. Ki kızı baktı. Biz hı-hı. Açtık evimizi. Kim baktı? Esra, kim yaptı? Esra bana bak. Ya yani bana iyi... Bir ya o ne demek? O, ben tane... Senin dedene de baktım anneme de baktım. Üç tane hayırdır? Oğlu var. Esra. Üç tane oğlu var. İkisi evliydi. Yani kim getirdi de kim baktı? Ben baktım. Ben de erkek. Ben de erkek olarak ben de şeyim yani Esra, yabancı bir tarafım. Esra bana bak yavrum. Ne senin baktı? Babana ben kim baktı? Yani senin dedene izin, kim baktı? Ben de izin vermeyebilirdim. Hayır beni kötülüyorsunuz ya senin burada. Senin dedene Esra. Kim baktı? Kötüledikleri kadar yavrum. Kötü biri değilim yani. Anladım vallahi peki. Kusura bakma. Hamide teyze cümlesini tamamlasın. Ben ameliyat oldum yavrum. Gelinlerin biri ikisi çalışıyordu. Biri yoğdu zaten oğlum bekarada biri. Bu da çalışıyordu işte. Ben yalan söylemiyorum. Ben çalışmıyorum. Çalışıyordun yavrum. Kırtasiye mi neyse orada çalışıyordum. Evet. Abi dedi ben dedi çalışıyorum. Benim gazımı, suyumu, elektriğimi öde. Ben anama bir ay bakayım dedi. Elektriğini, gazını, suyunu ödedi çocuklarım. Üç tane yalan söyleyemem. Anladım. İşte yüzü de burada. Ama yalan diz. Ben yalan söz yani. Ben onu demek istemiyorum Esra Hanım. Yani bu iyilikler bu kadar anlattıkları kadar kötü değil yani hani durum. Hayır sen zaten o kadar şimdi ben bir şey onu yaptım ettim diye arkasında değilim. Sıkıntı yok. Ben yaptığım iyiliği zaten hepiniz konuşmam bile. Şunu kaçırıyorsunuz. Hastalıklılık nerede biliyor musun? Seviyorum deyip o duygunun altına sığınıp yaşadığınız her olumsuz ve kötü olayı göz ardı etmekte. Bir süre sonra artık o sizin rutininiz oluyor. Yani size ne derler? Sizin gözünüze büyük gelmemeye, normal gelmeye başlıyor. Siz yaşadığınız olayları normalleştiriyorsunuz ve şöyle düşünüyorsunuz. Ne olacak ya bunu herkes yaşıyor. Hayır evet. Böyle bir şey herkes ya, yaşamıyor. Esra abla böyleydi. Bana diyordu ki şunun mu eksik bunun mu? Ya o da mı olmasın şu da mı olmasın diyordum. Sen dışarıda koca mı gördün? Sen adam mı biliyorsun? Dışarıda ne kocalar var? Ya ben kendi kocamdan mesulüm ya sen yapma.
Sen yapma, ben yapmıyorsam yani ben sen o kadar de yapma. Kötü değil, biri değilim demek Esra, istiyorum yani. Yavrum. Aç İlla bırakanlar da var, sokağa atanlar da var, şu da var, bu da var. Yani başka iyi, yani kötülerle kendini kıyaslayacağına iyiler bir şey değil. Peki sana göre ben bu soruyu Akibe'ye sordum, cevabını hatırlatacağım sana. Evet. Sana göre bu evlilik ne zaman bitmeliydi? Yani anlaşmalı bir şekilde evet bitmeliydi. Ya ne biz zaman bitmeliydi? Ne zaman bitmeliydi? Kaçıncı yılında bitmeliydi? Kaçıncı yılında? İlk yıllarda bitmesi lazımdı Esra Hanım. Niye bitmesi gerekiyordu? Yani çok zıttık. Hele ki o zamanlar daha zıttık yani. Hiç birbirimizle hiç o zaman hiç eve yani, dama hiç girmezdi. A derdi ben B anlardım, ben B derdim o C anlardı. O zaman hiçten zıttık yani. Yani. Gene şimdi bu olmuş halimiz biraz. 12 yılda yani pişmiş haliniz. Bu pişmiş evet. Halimiz evet. Anladım. Bu evliliği artık ailemiz mi istiyor demek istedi? Yani. Yani zıt karakterde olduğunuzu bahsediyorsunuz da. Aynı evet. Şeyi o da söylemişti değil mi? Yani yok siz... aynısını geçen söylemiştim hatta. Yani görücü usulü evet zıt karakterler ama hani iki aile de cahil olduğu için evlendik. Allah da nasip etti biz de evlendik yani onda sıkıntı yok. Ama görücü usulünde bazen görücü usulü çok iyi bir şey bazen de çok kötü bir şey. Çünkü huyunu bilmiyorsun suyunu bilmiyorsun. 2,5 ay nişanlı kalmışsın. Yani ben tavsiye etmiyorum şahsen. Huyum atıyorum. Hayır şeyi sordunuz siz aileler mi zorladı dediniz evet. Değil mi? Hayır yani, zorlama yok kesinlikle. Kesinlikle hayatınızda zorlama. Birisi olur mesela. Aile evet. De zorlar. Hayır o uygun değil bizim ailemiz için. Bunu yok da kesinlikle. Hayatında birisi yok. Çoktu ama yine de tamam dedi babasının zoruyla. Oynaşıcı hiç oldu, bırakamadı. Oynaşı, hiç. Yavrum, İlk evlendiğimiz yıl sürekli hayatındakileri dışarı çıkartmakla uğraştı. Hayır ne bileyim siz şunu merak evet. Ettiniz. Çok sevdiği biri vardır. Aile der ki hayır o gelin bize uygun değil. Sana çok iyi Akibe diye işte iyi ailesi olan bir kız getirdik bununla evleneceksin. Yok. Geride aklında kalan bir hani biri var mıydı biz bunu merak ettik. Kesinlikle hayır ya aklımda biri olsa ben öyle bir evlilik zaten yapmazdım. Yapmazsın. Da. Yani oynaşı derken ya bu ne demek ya bunlar şu. Ne yaptın? Karıya kısa bek getirdi. Ya bunlar kesinlikle bak, Esra yemin ben zaten, etmedim. Ben zaten bayanların içindeyim. Ben bayan kuaförüm. Öyle bir şey olabilir evet, mi? Evet yani o mesleğinde çok tezat bir durumda. Sevdiğiniz eşiniz için niye tedavi olmadınız? Ya da destek almadınız diye. Hülya Hanım aslında gerek duymadım da. Ama gerek var mıymış? Evet varmış yani. Bunun evet. Mesela eşinize bakın. Eşinize baktığınız zaman gerek olup olmadığını i̇şte anlarsınız. İşte gerek var mıymış? Varmış diyorum evet. Yani sevgi öyle bir şey ya. Sevgi evet. Kendinden bir fedakarlık yapmak. Doktora gitmeyi istemiyorsunuz. Esra bir yardım şunu da almayı sorar mısın? Ya Esra. Biraz da ben üstünden gelirim. Aşarım bu konuları diye şey yapmıştım aslında. Gerçek bir profesyonel desteği olmadan, bir çift terapisi almadan ya da varsa bağımlısınız diye söylemiyorum. Bir bağımlılığımız, bir takıntı şimdi şeyimiz varsa destek almak lazım. Esra. Bunu da dedim. Sağlam biriyimdir yani kendisi bilir beni. Ağzını kadar hiç ağzını almıyor falan. Yani bizim ağzımı laf yaptığından değil ben gerçekleri söylüyorum. İrademe sahip bir adamım normalde. Ülkemizde beni de böyle kandırıyor. Daha yeni yeni bence birazcık kıymeti biliniyor. Çünkü hala bile hani gel bir psikoloğa bir psikiyatra gidelim dedi. Saçmalama bende problem var. Ben hiçbir şeyimi kimseye anlatmam diye bir bakış açısı var anlatmam ama... Anlatmam değil de bence sadece bunun üstesinden bu gelirim da diye içerim. Bence bu kültür yerleşmeli. Gerçekten bak. Özellikle de Anadolu'da yerleşmeli. Sıkıntılı, sorunlu evliliklerde o kriz eşiğini... Çünkü bitirmek kolay. Evet. Bitirirsin. Yani ben de her zaman birazcık daha denemek fedakarlıktan yana yalvardım bir insanım. Esra abla. Hani bu kültürün de yerleşmesi lazım. Bir yerde bir sorun var. Bir uzman desteği alalım... diyebilmek yalvardım lazım. Yalvardım Esra abla. Hatta Esra. Bir sosyal hizmetlerden bir bayan geldi dedim ki benim dedim eşimin böyle niye geldi? Böyle, işte şey evimize bakmaya geldiler. Hı hı. Ondan sonra yani çocuklarla ilgili bir sıkıntı değil. O zaman pandemi dönemiydi işi yoktu. Ondan sonra dedim ki benim eşimin böyle böyle bir sıkıntısı var. Ben bununla ilgili yardım alabilir miyim? Eşinle birlikte gelip başvurursan hatta ücretsiz dedi aile terapistlerimiz var. İnanın çok faydası oluyordu. Yemin ederim götüremedim. Gitmediniz mi? Götüremedim. Söz verin de gitmiş. İkinizin de insani özelliklerinin daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Yani böyle kendi çıkarlarınız ve menfaatleriniz konusunda değil. Bu boşanmayı da, boşanma sürecini ve orada alınacak kararları da çocukların hayatı, evet. Gelişimi, yaşantısı üzerine kuracağınızı düşünüyorum. Yani ben böyle olduğunu hissediyorum. Ben öyleyim. Ben düşünmek istiyorum. Karşı taraftan emin değilim tabii. Sizden ricam bugün yayından sonra oturun konuşun. Tamam. Bir an önce bitsin Esra abla. Karşılıklı oturun konuşun. Evet. Yani senin çocuklarını mağdur etmeyeceğini,
çocuklarınla ilgili doğru adımları atacağını düşünüyorum. Boşanmayı gerçekleştirin. Hı hı. Hayırlısı olur. Birbirinize olan sevginizi de kaybetmeyin. Çünkü yaşam boyu bundan sonra hep iletişimde olacaksınız. Bari evliyken beceremediğinizi ayrıldıktan sonra becerin. İnşallah Esra Hanım. İnşallah. Teşekkür ederim. Mutluyum Esra abla. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Yani hiçbir şey hissetmiyorsun. Yani şu anki. Tabii ki hani sevgi bir anda biten bir şey değil. Ama ben hani evliyken de, evli kaldığımız süreçte de diyordum. Yani benim sana olan sevgim gerçekten kolay kolay bitecek bir sevgi değil. Ama sen bunu böyle artık azaltıyorsun. Bitiyor. Gözümde olmuyorsun. Tiksiniyorum, utanıyorum. Yani gelmeni istemiyorum, görmek istemiyorum. Sen geceleri eve gelmediğinde ben çocuklarımla daha mutluyum. Yani bunları bana yaşatma, bunları bana hissettirme. Ben bunları defalarca kez söyledim Esra abla. Çok söyledim. Yani o gün o beni döverken aslında kendini bitirdi. Şimdi dediğim gibi biraz sonra Emrah ekip arkadaşlarım da sizi yan yana getirsinler. Tamam. O şartları oluşturursanız sevinirim. İnşallah bu konuda kavga etmezsiniz. Yani yok kesinlikle. Elinize yüzünüze bulaştırmayın. Geride kesinlikle. Üç tane İnşallah. Çocuk onların eğitimleri ve hayatları da var. Bu arada sevgili seyirciler bu akşam ATV ekranlarında ATV'nin en sevilen dizilerinden biri Aldatmak var. Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu akşam yeni bölümüyle huzurlarınızda olacak. Ama bu akşam Aldatmak dizisinde ben de varım. Görelim. Geldiniz. İlk konuğum rastlamadığınız bir hikayesi var Yeşim Denizer'in. Benim hikayem 6 yıl önce başladı. Her şey o şerefsiz, gaddar, o vicdansız herifle tanışmamla başladı. Ya ben bilmeden, istemeden de olsa bir yuva yıkmış oldum Esra Hanım. Eşiniz sandığınız kişi, çocuğunuzu niye sizden kopardı? Esra Erol Hanım'la görüşecektim. Ben de kandırıldım, ben de mağdurdum. Bu şahsın kim olduğunu lütfen tüm Türkiye'ye açıklar mısınız? Kim bu kişi? Aslında bir tarafta bir velayet savaşı ve durumu da var. Bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Sakın kaçırmayın. Yarın tekrar yine aynı saatte Esra Erol'da programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.